Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinle kardeşim. Sonra böyle abuk subuk, bazı arkadaşlarımız böyle saçma sapan sorular soruyorlar. Ee, polemik yaratmak için. O yüzden sonuna kadar dinleyin. E, anlayan insanlar benden dilekçe yazdırsın arkadaşlar. Anlamayan insanlar benden dilekçe yazdırmasın. Çünkü kafa karışıklığı olan hiç kimseye, Direkçe yazmıyorum kardeşim. Bilginiz olsun. Şimdi 7226 sayılı kanunun 48'e geçici ikinci maddesi geçen sene e, bankalarla ilgili e, eğer kurallara uyanların banka sicili dikkate alınmayacak. Yani risk merkezinde tutulan rapor dikkate alınmayacaktı. Onu direkt yerini yazıyorduk. Şimdi bunun uzatılması kararı verildi. Yeni bir sicil affı çıktı arkadaşlar. Bu sicil affı nedir? Yeni çıkan kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaştı arkadaşlar. Sadece resmi gazetede yayınlanacak. Şimdi biz bununla ilgili banka sicili bozuk sorunlu olanlarla ilgili birkaç düzenlemeyle teferruatlı bir dilekçe hazırladık arkadaşlar. Bu dilekçe sicil affı dilekçesi. Yani 2020'de biz hazırlıyorduk, devam ediyorduk. Şimdi bunun 2021'ini hazırladık ve dün itibariyle vatandaşlarımız alıyorlar. dilekçelerini yazdırıyorlar şu anda. Şimdi şunu söyleyeceğim. 5. ayın 20'si 2021 tarihine kadar olan borçlarını yapılandır ya da tamamını öde. Sonra bankaya başvuru yaptığında risk merkezinde tutulan raporun dikkate alınmayacak alınmayabilir demiyorum. Alınmayacak diyor. Kanun bunu söylüyor. Bunu kendiniz öncelikle gidip bankanın şubesiyle bu durumu söyleyebilirsiniz. Birincisi. İkincisi kendiniz dilekçe yazıp gönderebilirsiniz. Üçüncüsü beni izliyorsan benden dilekçe yazdırmak istiyorsan benden dilekçe yazdırabilirsin. Ben teferruatlı bir dilekçe hazırladım. Geçen sene hazırladığım dilekçeyle 2700 vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu arkadaşlar. Eğer benden dilekçe alırsan bendeki dilekçe ile beraber şansını bir deneyeceksin. Sana benim dilekçe sayesinde kesin kredi çıkar diye bir şey demiyorum. Bunu aldın kesinlikle kredi çıkar çıkarsa alacağım diyenleri engelliyoruz. Whatsapp'tan böyle bir şeye cevap vermiyoruz. Şimdi bu dilekçe ile ilgili dilekçe yazdırmak isteyenlere Whatsapp numaramızı bu videonun hemen açıklama kısmına koyuyorum. Açıklama kısmında Whatsapp numaramız yazıyor. Nasıl alacaksınız dilekçeyi? Whatsapp'tan yazıyorsun. Sana Whatsapp'tan otomatik bir mesaj geliyor. Dilekçe ücretimiz. iki tane dilekçe yazdıranlar 50 TL ödüyor arkadaşlar. iki dilekçe. Bu iki dilekçe nedir? Bazıları kafası karışıyor. İki dilekçe iki farklı bankaya. Yani örnek veriyorum. Bir iş bankasına ise bir tane de Akbank'a yazdırıyorsun. Bu ikisinin toplamı 50 TL arkadaşlar. İki tane bankaya yazdırmak istiyorum deyip ödemeni yapıyorsun. Ödememi yaptım diye bilgi veriyorsun. Whatsapp'tan. Burada dilekçen hazırlanıp sana WhatsApp yolu ile gönderiliyor. Sen onun çıktısını alıyorsun. Herhangi bir internetten, kafeden, fotokopiciden veya senin yazıcın varsa yazıcından çıktısını alıyorsun. Altına imzanı atıyorsun. PTT'ye gidiyorsun. Dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsun. Sonrasında banka 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapacaktır. Yani kararı verecek olan Bankalar arkadaşlar. Siz burada ne yapmış oluyorsunuz? İlgili kanun maddesini bankaya tebliğ etmiş oluyorsunuz. Ve bunun içinde birçok teferruat var arkadaşlar. Benim bütün birikimlerimi o dilekçenin içerisine koydum. Ee, i̇nşallah işinize yarar ama e, dilekçeye kesin çıkar demiyorum. Alacaksanız bunu bilerek alacaksınız arkadaşlar. Çünkü biz banka değiliz. Biz veya kredi çıkartan bir kurum değiliz. Biz size sadece dilekçe yazan bir insanız. Ve sizi doğru yola yönlendiren... Bir insanız ve esnafız, arzualcıyız. Finans uzmanıyız. Bunun haricinde dilekçe yazmıyoruz. Şu anda bilginiz olsun. Diğer sorulara geleyim. Varlık yönetim şirketine borcun varsa Yapılandırma yapıp bu dilekçeyle deneyebilirsin. Veya kendin. Ben kendi dilekçem hakkında konuşuyorum şu anda. Kendiniz de yapabilirsiniz bunu. 2 Bankalara Borcunuz varsa yasal takipte takipteyseniz bankada borcunuz varsa gecikmeleriniz varsa bunu hemen düzenli bir şekilde yapılandırıp benim dilekçeyle deneyebilirsin. 3. Avukata borcun varsa, icralık borcun varsa bunu eğer karşı taraf kabul ederse arkadaşlar yapılandırma mecburiyeti yok kimsenin. Eğer sen yapılandırmayı ikna edebilirsen banka borcu, avukatlık, varlık bunların hepsini yapılandırdığını ispatla. Alna, eline defteri kağıdı al. Sonra benimle benden aldığın dilekçeyi de beraber zarfın içine koy gönder. Eğer gecikmiş borcun yoksa ödemişsin. 5 yıla tabi olunuyor ya şu an o 5 yıl muhabbeti artık yok diyebiliyorum. Ee, diye biliyorum. Siz ona bu dilekçeyle bir deneyeceksiniz arkadaşım. Bakın bu dilekçe çoğu vatandaşımızın işine yaradı arkadaşım. Bak birçok vatandaşımıza yaradı. Yaramayanlar oldu mu? Oldu. Kimi kanuna uymuyor. Kimi banka diyor ki ee, benim politikalarım geçerli diyor. Vesaire böyle bir Geçen sıradan bu yana kadar böyle bir sorun olmuştu. Şimdiki dilekçe çok farklı yazdım arkadaşlar. Ee, banka politikaları kanunun üzerinde olamaz arkadaşlar. O yüzden bankalar da buna uymak zorunda. Eğer uymuyorlarsa, siz de kanuna uyuyorsanız ve bahane uyduruyorlarsa BDDK'ya şikayet edeceksiniz. Bundan sonraki size kalmış. Yani ben size dilekçeyi verdikten sonra artık benden işiniz bitiyor arkadaşım. Sen bankayla muhatap olacaksın. Benle değil. Bunlar yapılandır. Benden direkt şeyi al dene. Veya borcun yoktur şu anda. Al dene. Mevcut icralık borçların normalde bankayı ilgilendirmez. Yani senet borcun vardır. Senet imza atmışsındır. bu bankayla bir alakası yok. Yani Findex puanıyla da bir alakası yok. Ha bunu dayatırsa banka onu bilemem. Dayatmaması gerekiyor normalde. Benim icralık borcum banka borcu değil ki. Seni ilgilendirmez. Bunu dememiz lazım. Eğer bu gibi bahanelere e, giriyorlarsa o zaman ne yapacaksınız? BDDK'ya şikayet edeceksiniz. Bankayla alakası olmayan bir senet borcum var. E, bu senet borcumu da ben ödedim veya yapılandırdım. Veya işte e, gecikmiş olan kısmını ödedim. Ama bana bunu bahane gösteriyor. Bunu bu şekilde BDDK'ya şikayet edebileceksin kardeşim. O sana kalmış. Bilgin olsun. WhatsApp numaramızı veriyorum. 0 543 641 61 77 0 543 641 61 77 Bu WhatsApp hattından hiçbir şekilde sorulara cevap verilmiyor. Benim KKB puanım şu bana çıkarma. Cevap veremiyoruz kardeşim. Benim şu kadar icra borcum var bana çıkar mı? Cevap veremiyoruz kardeşim. Neden? Çünkü ben burada sana anlattım bunları. Detaylı bir şekilde anlattım. Diğer yandan bu videonun altına bazı arkadaşlarımız yorumlar yazıyor yani 50 kişiden 2 kişi. Bir kişi ya da. Böyle troll polemik yaratma. Öyle oldu böyle oldu. Bir tanesi yapmış mesela dilekçe boş iş yazmış. Sensin boş adam. Ha, emek veriyoruz burada. Sen geliyorsun esnafın videosunun altına yorum yazıyorsun. Saçma sapan. 2700 kişiye niye yaradı o zaman? Çünkü sana yaramadı. Sana yarasaydı en kral bendim değil mi? Öyle insanlara yazıklar olsun. Bu dilekçenin ne olduğunu anlamayanlara dilekçe yazmıyorum. Bu dilekçenin şu anda anlattığımın haricinde başka bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü dilekçeyi alıp göndereceksin. Banka bunun kararını verecek. Bu kadar basit bir şeyi abartmaya gerek yok. Al bir dene kardeşim. İstemiyorsan alma kardeşim. Gelip polemik yaratma kardeşim. İstemiyorsan WhatsApp'tan yazma kardeşim. Boşu boşuna yazmana gerek yok. Herkes işini yapıyor ya. Ben esnafım kardeşim. Esnafım ben. Esnaf arzuacıyım ben. Ben dilekçe yazıyorum. Ve geçen seneki ürettiğim fikir sayesinde 2700 kişi bu dilekçe sayesinde kredi kredi kartına kavuştu. Nasıl kavuştu bunlar? Bir hafta önce red geliyordu. Bankaya otomatiğe red geliyordu. Şubeye gidiyordu red geliyordu. Benden dilekçeyi alıp bankanın genel müdürlüğüne gönderdi. Kredi sunarlandı. O, on, onaylananlara ne diyeceksin peki? benim işime yaramadı o yüzden sen dilekçen boş. O zaman alma kardeşim. Benden dilekçe alma kardeşim. Whatsapp numarasında bu şekilde polemik yaratanlar, troller, böyle ortalığı karıştıranlar bu videonun altına böyle yorum sonra diyorlar ki siliyor diyor. Ulan sen gelip videonun altına ne yazıyorsun? He? Neler yazıyorsun? Sileceğim tabii ki onları ben. İnsanların aklını bulandırıyorsun. O kadar insan yalan söylüyor, değil mi? O 2700 kişi yalan söylüyor, sen akıllısın, sen doğruyu konuşuyorsun. O yüzden bu gibi polemikçilere itibar etmeyin kardeşim. Siz alacaksanız alın, almayacaksanız almayın. Sana bu dilekçe sayesinde kesin çıkar da demiyorum. Şansını denediyorum, bu kadar basit. Bir bildiğimiz var kardeşim, bir bildiğimiz var. WhatsApp numaram bu videonun hemen altında arkadaşlar. Oradan yazdırabilirsiniz. Linke tıklayıp otomatik geçebilirsin WhatsApp'a. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.